Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go'da birkaç fonksiyon inceleyeceğiz. Bu fonksiyonlar strings package'i içerisinde yer alıyor ve bunlar toLower, toUpper, title ve toTitle. toLower ile toUpper'ı zaten diğer programlama dillerinde tecrübeniz varsa biliyorsunuzdur. Bunların üzerinde farklı örnekler yapacağız. Öncelikle bu işlem için 4 farklı metot hazırladım. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. İçerisindeki örneklerle birlikte. Gayet kullanımı basit örnekler. Şimdi öncelikle toTitle ile başlayalım. toTitle'da fonksiyona verdiğimiz string verisinin büyük harfle büyük harf, küçük harf olup olmadığına bakmadan bunların tüm verisini büyütmeyi sağlar. Büyük harfe çevirir. Şöyle şunu kapattım. Tekrar açıyorum Open Terminal'i. Go run main.go. Burada dikkat ederseniz M1'i verdim ben. Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Bakın. Burada bir metnimiz vardı. Büyük harfle başlamıştı. Onu tamamen büyük harfe çevirdim. Diğerinde de aynı şekilde bir metin vardı. İçerisinde büyük harfler olan. Onu da büyüttüm. Ve tamamen küçük harf olan bir metin vardı. Onu da büyüttüm. toTitle'ın amacı içerisine verilen tüm veriyi büyük harfe çevirmektir. Bunu ne zaman kullanırsınız diye düşünürseniz uygulama pratiği olarak bu tür şeyler aslında karşılaştırma gibi işlemlerde kullanılabiliyor. Bu sadece bir örnek tabii ki. Mesela iki tane farklı veriyi kullanıcı tarafından alınan, örneğin API ya da kullanıcı veri girişi olarak alınan herhangi iki veriyi karşılaştırma istediğiniz zaman bunların birbirine eşit olması gerekir. Örneğin bir yerden bir datanız var. Mesela Ankara diye. Baş harfi büyük ve düzgün formatla yazılmış. Ama kullanıcı tarafından da örneğin Ankara diye bir veri girişi yapılacak. Ve bunların karşılaştırılması gerekiyor örneğin. Eşitse bir şey yapacaksınız mesela. O zaman kullanıcı tarafı Ankara'yı büyük tamamen büyük harfle yazarsa ya da küçük harfle yazarsa ya da yanlış yazarsa büyük küçük harf olarak tutarsız yazarsa siz bunları karşılaştıramazsınız. Hatalı sonuç alırsınız. Bu nedenle bu tür işlemlerde iki veri de bir standart haline getirilir. Mesela tamamen genelde büyük harfe çevrilir. Çünkü küçük harfte mesela i'nin büyük harf versiyonu i ama İngilizce'de i olarak kullanılıyor. Ama i'ın küçük versiyonu İngilizce'de yok mesela. I diye bir şey yok. I var. Ama büyük harfi küçüğe çevirdiğiniz zaman gene I olarak kalıyor Türkçe'de gibi. O yüzden bu standart olarak büyüğe çevrilir. Buna bir örnek yapmış olduk. Şimdi M2'ye bakalım. M2'de inceleyeceğimiz function title. Title'da hemen şöyle M2 yazarak ben bunu çalıştırıyorum. Bir verimiz var. Bilgi güçtür adında, değerinde. Value. Önceki yani orijinal raw data dediğimiz data küçük harfle başlıyor. Biz bunu title'a verdiğimiz zaman title bunun baş harflerini büyük hale getirir ve bu şekilde kullanmayı sağlar. Bakın B büyük artık G büyük. Title'da kelimelerin baş harflerini büyütür diyebiliriz burada. Peki M3'te ne yapıyoruz? M3'te toLower kullanacağız. Mesela burada baş harfi büyük olan bir veri var. Raw data var. Bilgi güç eğitim özgürlüktür. Şimdi bunun içerisindeki bütün veriyi ben küçük hale getirmek istiyorum. Evet, ilk hali bu.
Sonrasında da bu oldu. Mesela şunu da L'yi de büyüteyim. Bakalım nasıl davranacak bize. B ve L büyük artık. Ama fark etmiyor. Bunların hepsi aynı. Artık. 4'ü deneyelim. Dört içerisinde de to upper var. To upper'da yine aynı verimiz var. Baş harfi büyük ama ben bunun tüm harflerini büyük hale getirmek istiyorum. Bakın burada mesela hepsi büyük hale geldi. İ'yi de büyük I şekline getirdi Türkçe'de. Ama aslında bu İngilizce'deki I olarak kullanılıyor. Daha önce bahsettiğim mesele. Aslında büyük I olarak eşitleyemeyiz mesela bunu. O yüzden bir string veri karşılaştırması yaparken bunları genelde büyük harfe çevirerek o şekilde karşılaştırırız.